Türkiye'de gündemin birinci sırasına iki gün önce Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı zehir zemberek açıklamaların oturduğunu ve hala deyim yerindeyse kalkmayı reddettiğini görüyoruz. Öylesine önemli bir çıkış yaptı ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı dün yine zehir zemberek ve sert tartışmalarla o açıklamaların yankıları devam etti. Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanı son haftalarda hatta son aylarda zaman zaman hani eskiden hep Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik bir eleştiri vardı ya efendim işte pasif davranıyorlar, interaktif bir politika izliyorlar, sadece hükümetten gelenlere cevap vermekle yetiniyorlar. Bu çizgisini radikal bir şekilde değiştirdiğini gösteriyor Sayın Kılıçdaroğlu. Yani hani o İngilizceden ödünç tabirle ya da Batı dillerinden ödünç tabirle proaktif yani önceden tavır alan, önceden hareket eden ve gündemi kendi eylemiyle ya da kendi söylemiyle belirleyen bir çizgiye doğru evrilmiş görülüyor Cumhuriyet Halk Partisi. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabanında da takdir gören ya da Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermeye meyyal ya da eğilimli kitlelerde de büyük kabul görüyor. Öyle bir gözlemimi de aktarmış olayım. Yani Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı artık çıkıp gündemi belirleme gücüne sahip bir siyasi hareket olduklarını, böylesine bir parti olduklarını gösterme çabasında. Bunu nerede gördük? Daha önce devletin bazı kurumlarına yaptıkları ziyaretlerde gördük. Bunu nerede gördük? Daha önce işte meclis grup toplantısında ya da özel olarak hazırlanmış metinlerle ya da video çekimleriyle belli bir konuya dikkat çekmelerinde gördük. İşte trollerle ilgili açıklamalar yaptı, elektrik faturasıyla ilgili açıklamalar yaptı vesaire. Elektrik faturası eylemi son derece önemli bir eylemdi. O ses getirdi çünkü faturayı ödemeyeceğini söyleyerek faturasını ödeyemeyen yaklaşık 4 milyon abonenin yani geçen bir yıllık süre içinde faturasını ödeyemediği için elektriği kesilen 4 milyon abonenin dertlerine ya da feveranına tercüman olma işlevini yerine getirmiş oldu. Uzun süre ödemedi yani 3 ay gibi bir süre ödemedi. Gelip elektriğini kestiler ve son derece ses getiren akıllıca tasarlanmış olduğu anlaşılan bir eylemde de evinin elektriği kesildikten sonra karanlıkta işte lüks lambası ışığında o basın açıklamasını yaptı. Ondan sonraki gelişmeleri de izliyorsunuz. Ardından Cumhuriyet Halk Partili belediyelere yönelik baskıların ya da Cumhuriyet Halk Partisi'nin 2019 yılındaki seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere çok önemli yerel yönetim seçimi başarıları elde etmesinin adeta bir faturası anlamında CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na yönelik mahkeme kararı, daha doğrusu o kararın Yargıtay'da onaylanması ve Canan Kaftancıoğlu'na siyaset yasağı getirilmesi vesilesiyle kalktı. Ankara'dan İstanbul'a hızlı hareket etti. Bütün milletvekillerini de buraya topladı. İstanbul'da Seyrantepe'de CHP il binasına topladı ve orada çok önemli bir açıklama yaptı. Biz Milletin Sesi mitingleri adı altında bir dizi miting gerçekleştirecektik dedi. 21 Mayıs'ta Bursa'da yapmayı planlıyorduk ama artık kararımızı değiştirdik. İstanbul'da yapacağız dedi ve geçtiğimiz cumartesi o mitingi de İstanbul'da yaparak yine görkemli bir gövde gösterisiyle biraz da hani içeriği anlamında da çok tartışılan yani çok fazla analize muhtaç ya da çok fazla analizi hak eden içeriğiyle de önemli mesajlar verdi ve gündemi gerçek anlamda belirlemeye başladı. Ve nihayet Salı günde geldik. Salı akşamı Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı işte şu ekranda da izlediğiniz görüntülerde olduğu gibi malum kaçış planı başlıklı bir açıklama yaptı. Kaçış planından kastı, adını açık açık koyalım, bugünkü iktidar mensuplarının önümüzdeki her ne zaman yapılacaksa genel seçimi kaybedecekleri ve cumhurbaşkanlığı seçimini kaybedecekleri ve o yüzden de kendilerinden hesap sorulma ihtimalini hesaplayarak yurt dışına kaçacakları ve bunun öncesinde de yıllar öncesinden başlayarak ve bugün de hala devam etmek suretiyle yurt dışına bir şekilde fon aktardıkları, para aktardıkları iddiası.
bugüne kadar Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ya da Türkiye Cumhuriyeti'nin siyasi tarihinde gündeme getirilmiş en önemli, en güçlü, en ses getiren ve daha da önemlisi belgeli bir iddiadan söz ediyoruz. İddia diyoruz, işin iddia kısmı sadece şundan ibaret. Cumhurbaşkanı ve ailesini ya da işte Türkiye'yi yöneten yönetici kliğin kaçacakları iddiası. Bunun bir belgesi falan yok. Yani orada bir ihtimalden söz ediyor Sayın Kılıçdaroğlu. Kendi düşüncesini ya da tahminini dile getirmiş oluyor. Böyle bir kaçış olur olmaz. Ama Kılıçdaroğlu'nun iddiası şu ki yurt dışına bu paralar bu amaçla gönderiliyor. Ve niye Amerika Birleşik Devletleri'ne gönderiliyor? Bu paranın kaynağı ne? Bütün bu sorular gündeme getirildi ve iki gündür Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurmayları tarafından ya da Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı tarafından tek tek sıralanarak savunuluyor. Bu iddialara daha o gece, yani salı gecesi, üstelik de Kılıçdaroğlu daha o video mesajını Twitter'dan saat 22'de, salı gecesi 22'de yayınlamaya başlamadan hemen savunma ve tepkiler geldi. Savunma geldi derken, yani Kılıçdaroğlu'nun sorularına yanıtlar gelmedi. Hala da gelmiş değil o yanıtlar. Yani tek tek şimdi hatırlatacağım konu başlıklarında bir cevap gelmedi. Cevap gelmedi ama çok yoğun ve sert bir dille eleştiriler, hatta hakaretler gelmeye başladı. Dün biraz bir iki yazar yazmıştı yandaş medyada, yani hükümetin havuz medyası dediğimiz besleme medyasında bir takım bir iki köşe yazarı girmişti. Bugün hepsi bir şekilde talimat almışçasına topyekün Kılıçdaroğlu'na hakaretten başlayarak ya da işte iddialarını çürütmeye yönelik bir takım yazılar yazmışlar. Ama hiçbirinde, şimdi biliyorsunuz burada ben sabahları köşe yazarlarından alıntılar yapıyorum. O alıntıları yapabilmek için evet bütün gazetelerin bütün köşe yazarlarını tek tek gelip sabahları burada okuyorum. Dolayısıyla hepsinin ne yazdığını ne yazmadığını gayet iyi bilerek buraya geliyorum. Yani şurada masaya koyduğumuz şu gazete tomarında yandaş gazetelerinde yandaş yazarlarında ne yazdığını ne yazmadığını bilerek geliyorum. Bir tanesinde cevap yok. Sürekli olarak bir saldırı var. Yani hani saldırıyla bu iddiaları unutturacaklarını hesapladılar herhalde. Kılıçdaroğlu'nun iddialarına gelelim tekrar. Tek tek anlaşılması ve tek tek üzerinde durulması ne kadar önemli, onu vurgulamak amacıyla hatırlatmak istiyorum. Dün akşam da burada programda da Ben Güşap Babaeker'in programında da konuşuldu. Salı akşamı da arkadaşlarımız konuştular. Yani KRT'nin ekranlarında bütün gün boyunca da bu mesele tartışıldı, konuşuldu. Ama oradaki unsurları bir kez daha hatırlatmakta yarar görüyorum. Çünkü kamuoyunun bunları, yani daha yeni ortaya çıkmış iddialar ve belgeler değil, yıllardır zaten bunlar konuşuyorlar ama kamuoyunun bunları bilmesi çok önemli. Dediğim gibi Kılıçdaroğlu'nun ortaya attığı bu ifşaat, kaçacaklar ya da şuraya kaçacaklar tümcesi haricinde hepsi belgeli. Hepsi belgeli. Kaçacaklar kendi siyasi tahminini söylüyor. Bir, belki de bir imaj oluşturmaya çalışıyor. Yani artık hani yapacakları bir şey yok. Seçimi de kaybedecekler. Hesap sorulacağı korkusuyla da kaçacaklar diye bir iddialı önermede bulunuyor. Bu gerçekleşir gerçekleşmez onu bilmiyorum. Daha önce işte yurt dışına kaçanlar oldu vesaire, onlardan da örnekler gösteriyor. Yani hukukun dışına çıkmış ve dolayısıyla hukukun dışına çıktığı için de kirli işler, kara işler, kirli paslı işler yaptıkları için hesap vermekten korktukları için de kaçacaklar diye bir siyasi önermesi var Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Doğru çıkar çıkmaz onu göreceğiz önümüzdeki aylarda ya da yıllarda. Seçim olur, işte AKP kazanır, kaybeder, ondan sonra görürüz. Ama işin öteki kısmı, yani yurt dışına para aktarıyorlar kısmı, bal gibi de belgeli ve gerçek. Çok somut, tak 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 belgelerle ortada. Yıllardır Türgev isimli bir vakıf ve Ensar isimli bir vakıf, ki bunlar hem eğitim
kurumlarına yardım, işte yurt açmak, öğrencilere yardımcı olmak vesaire gibi son derece hani görünürde ulvi maksatlarla, bir yandan da işte dini eğitim, öğretim vermekte gençlerin, çocukların milli manevi değerlerini güçlendirmek, efendim desteklemek amacıyla filan kuruldukları söylenen vakıflar. Vakıf yeni icat edilmedi. Yüzyıllardır ta Osmanlı'dan bu yana bu topraklarda bir örgütlenme biçimi, bir sivil örgütlenme ve iş yapma biçimi, yöntemi. Ama görüyoruz ki bu iktidar döneminde vakıf kurma denilen faaliyet biraz dört nala hızlandırılmış. Yani devleti seçimler üzerinden ele geçirmiş bir siyasi zihniyetten söz ediyoruz. Devletin kurumları var. Milli eğitimi var, bilmem nesi var, işte Kültür Bakanlığı var, şusu var, busu var. Ama devletin kurumlarını bir yana bırakıp, bypass edip, şimdi onun da örneğini az sonra sizlere söyleyeceğim. Devlete harcanması gereken, yani devlet üzerinden millete harcanması gereken parayı birileri kendilerine paralel bir hat üzerinde vakıflar kurarak oraya yönlendiriyorlar ve oralarda yoğunlaştırıyorlar. Az buz paralardan söz etmiyoruz. Milyon liralardan, milyar liralardan söz ediyoruz. Hatta yurt dışına gönderme örneğinde olduğu gibi dolarlardan söz ediyoruz. Bunların iktidarı döneminde bu vakıflar adeta mantar gibi, pıtrak gibi her tarafta bitmiş. Daha önce hatırlayalım, def ettikleri FETÖ kendine bağlı böylesine devlete paralel oluşumlar üzerinden memleketi ele geçirip hatta memleketin kaynaklarını hep kendi kasasına, kesesine yönlendirdi ve yurt dışında da okullar açmak suretiyle böyle bir faaliyet içine girdi. Hatırlayın, FETÖ denilen Cumhuriyet düşmanı teşkilatın efendim eğitim veriyoruz, İstiklal Marşı'nı yabancılara öğretiyoruz, Kur'an öğretiyoruz, işte Türk kültürünü öğretiyoruz filan diye o faaliyetlerin kapsamını şey yapın, bir aklınıza getirin. Efendim Türkçe olimpiyatlarıydı, şurdu buydu, Vietnam'dan Sudan'a, Orta Asya Cumhuriyetlerinden Amerika'ya bilmem nereye kadar dünyanın dört bir yanında böyle bir örgütlenmeye gittiler. Arkasında CIA var denildi, bilmem ne var denildi. Bir yığın senaryo. Ama ne oldu? Sonuçta amaçlarının, yani en azından Türkiye'yi ilgilendiren amaçlarının Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yıkmaya yönelik bir menfur, alçak, yıkıcı, bölücü bir faaliyet olduğu ortaya çıktı ve kaçtılar yurt dışına. Ağababaları kaçtı. Burada işte çaycıyı, baklavacıyı, bilmem neciyi, işte askeri öğrencileri falan tıktılar içeri. 3-5 tane de generale ödettiler faturasını. Ama esas ağababalarına bir şey olmadı. FETÖ borsalarından bahsediyorum. Siyasi ayağın yardımlarından, desteklerinden bahsediyorum. Neyse, bir FETÖ hadisesi yaşadı Türkiye. Şimdi yıllardır deniliyor ki, bakın bu paralel örgütlenme mantığı, yani vakıflar üzerinden paralel örgütlenme mantığı zararlı, tehlikeli ve denetime de doğru düzgün tabi olmadığı için, çünkü denetleyecek olanlar kim? Devletin resmi organları. Milli Eğitim Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Kültür Bakanlığı vesaire. Onlar da destek verdiği için geri planda ne olduğu kolay denetlenemiyor. Şimdi Kılıçdaroğlu'nun salı akşamı açıkladığı dosyaya baktığımızda, bu başta Türgev ve Ensar olmak üzere bu iki vakıf Amerika Birleşik Devletleri'nde kurulan Türken isimli, yine eğitim amaçlı olduğu öne sürülen vakfa düzenli ve rutin bir şekilde fon aktarıyor. Hatta Kılıçdaroğlu'nun o anlatımını hatırlarsanız, böyle kağıtları teker teker, işte bir Türgev bir Ensar, bir Türgev bir Ensar, 10 milyon ondan gitmiş, 5 milyon bundan gitmiş, 10 milyon ondan gitmiş, 5 milyon ondan gitmiş diye, yani o trafiğin de ne kadar düzenli bir trafik olduğunu anlattı. Şimdi denilebilir ki efendim işte vakıf kurar insanlar, yasalara uygun da kurmuş. İstediği yere de parayı gönderir. İstediği yere parayı gönderir de şu soruların cevapları hala yok. Günlerdir yok, yıllardır da yok. Niye buradan para yurt dışına gidiyor, Amerika Birleşik Devletleri'ne gidiyor?
hatırlayacaksınız burada günlerce bir takım Milli Eğitim'le ilgili haberler aktardık size. Neydi o haberler? Şu kadar sayıda okul, yüzlerce okul projesi rafa kaldırılmış. Niye? Devletin ödeneği yok. Yani Milli Eğitim Bakanlığı'nın ödeneği yok. Oluk oluk Diyanet İşleri Başkanlığı'na ödenek ayrılıyor. Oluk oluk birileri bu vakıflara bağışta bulunuyor. Bir takım böyle şeyli yöntemlerle, şaibeli yöntemlerle oluk oluk oralara paralar aktarılıyor ama Milli Eğitim'in okul yapacak, okul inşa edecek parası yok. Milli Eğitim'in öğretmen kadrosu açacak ve öğretmen tayin edecek ve o öğretmenlere de insan gibi geçinebilecek para vermeye kaynağı yok. Okula çocuklarını gönderen milyonlarca, on milyonlarca insan bilirler. Okulun ilk günü kayıt yapıldığında velilere efendim gidin oradan şey kağıdı, fotokopi kağıdı alın getirin. Gidin oradan sabun alın getirin. Gidin oradan dezenfektan alın getirin. Gidin oradan deterjan alın getirin. Hatta süpürge alın getirin diye velilerden koskoca Türkiye Cumhuriyeti Devleti bağış dileniyor elini açıp. Anlı şanlı Türkiye Cumhuriyeti Devleti var ya. Marşı okunduğunda hepimizin gözlerinin dolduğu o Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yoksul emekçi halka, o emekçi çocuklarının annelerine babalarına el avuç açar hale getirmiş bir hükümet var. Ama bu yardımsever tırnak içinde zat-ı namuhteremler o 5 milyonlarını 10 milyonlarını dolardan söz ediyorum Milli Eğitim Bakanlığı'na bağışlamıyorlar da Türgev Vakfı'na, Ensar Vakfı'na bağışlıyorlar. Onlar da o paraları alıyorlar, ne yapıyorlar? Diyebilirsiniz ki ya burada da işte bak yurt yapıyorlar bilmem ne ama 10 milyonlar yurt dışına gidiyor Türkan Vakfı'na. Niye? İşte bunun cevabını istiyoruz. Bunun cevabını. Niye Amerika'ya gidiyor bu paralar? Kılıçdaroğlu da diyor ki bu paraları bunlar başka bir maksat için gönderiyor olabilirler. Belki de kaçacaklar diyor şimdi o kaçma meselesini oradan bağlıyor meseleyi. Türkiye'ne bakıyoruz, Türgev'e bakıyoruz, Ensar'a bakıyoruz. İşin daha da ilginç bir hal kazanmasına neden olan ayrıntı şu. Bunların yönetim listesinde Türkiye Cumhuriyeti'ni yöneten kliğin, yani şahsım ve ailesi denilen kliğin mensupları var. Niye? Efendim işte onlar iktidarda babaları olduğu için onun işte desteğinden yararlanmak amacıyla. İyi de bir ülkede iktidarda bulunan, siyasi iktidarın en tepesinde bulunan insan ailesinin mensuplarına oğlum gel bakayım buraya, kızım gel bakayım buraya, niye Amerika'ya gidiyorsunuz diye sormaz mı? Hani ağzınızı her açtığınızda hey Amerika ne iş çeviriyorsunuz bu altılı masayla filan diye Amerikan düşmanlığı görüntüsü veriyorsunuz da niye gidiyor Amerika'ya bu paralar? Kılıçdaroğlu'nun kullandığı bir laf var. İkinci bir Pensilvanya ya da kenti Pensilvanyalarını mı oluşturmaya çalışıyorlar diyor. Sadece New York'un en pahalı semtinde, en pahalı arazilerden birini alıp, en pahalı olanaklarla oraya bir Türken binası dikmekle kalmamışlar. Bir de gitmişler Michigan'da mıydı, neydi? Eski boksör rahmetli Muhammed Ali'nin eski çiftliğini almışlar. O çiftliğin daha da böyle bir ilginç de tarihi öyküsü var. 1900'lerin başlarında Al Capone isimli gangsterin bilmem işte ekibinden birilerine aitmiş filan. Yani öyle bir karanlık geçmişi de var. O çiftliği almışlar. Ne yapacaksınız çiftlikte? Tavuk mu yetiştireceksiniz yani? Yumurtacılık mı yapacaksınız? Tavukçuluk mu yapacaksınız? Ya da ne bileyim beygir mi yetiştireceksiniz? Şimdi işte şeydeki Manhattan'daki bina bu da. Değil mi? Yani Türgev de bu görüntüyü özel olarak paylaşmış diyormuş ki bakın ne kadar görkemli bir bina aldık. Niye New York'ta alıyorsun bina? Gel İstanbul'da barınma sorunu için sokaklara dökülen ve polisten de bir araba sopa yiyen, hapislere atılan gençlere burada yurt yap. Gel burada arazi al. Bak eski İBB yönetimi sana bir sürü araziyi peşkeş çekmiş, bir sürü parasını fonlandırmış filan. Hortumlamış. Gel burada arazi al, gençlere yurt yap. İstanbul, Ankara, İzmir. Türkiye'nin dört bir yanına üniversite yaptığınız çocukların barınacak yeri yok. Kiralar olmuş ateş pahası.
Türkiye'nin böyle bir gerçeği varken gidiyorsun orada New York'ta, Manhattan'da kim bilir kaç zrilyon dolarlık arazi değerinde araziler alıyorsun, oraya bina yapıyorsun. Niye? Michigan'da niye çiftlik alıyorsun? Çocuklar çiftlikte bahçecilik mi yapacaklar? İşte bütün bunlar kafaları kurcalıyor. Ve bütün bunlar gizli saklı şeyler değil. Evet, şimdi çıkıp öyle savunuyorlar ya, gizlimiz saklımız yok işte, bir daha orada dekotlar ortada, Amerika Birleşik Devletleri denetliyor vesaire. Tamam, denetliyor da niye Amerika'ya gidiyor bu paralar? Bunu soruyoruz. Niye gidiyor? Niye gittiğinin cevabı belli. Ama o cevapları biz sizden istiyoruz diye gönderiyorsunuz. Cevabı belli. Çünkü vakıf faaliyeti denilen faaliyet vergiden muaf ve bir takım ayrıcalıklardan yararlanıyor. Nerede? Hem Türkiye Cumhuriyeti'nde hem de Amerika Birleşik Devletleri'nde. Bak bu kadar net anlatıyorum ki hani şeye anlatır gibi, o bir tane çocuk vardı ya, ismini unuttum, böyle ok atıyor filan. Onu anlatır gibi. Şimdi burada da orada da vakıf adını alan bir şemsiye altında, bir örtü altında yaptığınız zaman denetlenmesi zor. Vakıf dediğin zaman akan sular duruyor. Hem Amerika'nın o IRS dedikleri Inland Revenue şeyi, servisi, yani gelir vergisi, işte vergi idaresi başkanlığı denilebilir o kurum. Hem de burada da vergiden muaf, bilmem neden muaf. Günlerdir hatırlatılıyor, bir kez daha hatırlatacağım. Geçen seneydi galiba ya da önceki sene. Başkent Gaz isimli bir şirket bağış yapacak Kızılay'a bilmem kaç milyon dolar. O bağışı yapıyor ama diyor ki bu parayı sana bağış olarak yapmıyorum. Sen bunu küçük bir kısmını tut ama esas bunu bu vakıflardan birine ver. TÜGVA mıydı? TÜGVA'ya ver. O şartla yapıyorum. Niye? Bilinmiyor. Çünkü vergi ödememek için yapıyor bunu. Hatta bu ortaya çıktığında da Kızılay'ın Sayın Genel Müdürü ne dedi? Bu vergi kaçırma filan operasyonu değil. Vergiden kaçınmak diye izah etti. Hani insanların zekalarıyla alay eder gibi. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi, yine en başa dönüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Sayın Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu işte bütün bunları teker teker belgeleriyle, dekontlarıyla, listeleriyle 5 milyon, 10 milyon hatta zaman zaman da böyle alay eder gibi TÜGVA'cığım, Ensar'cığım filan diye de böyle şey yaparak alay ederek de ortaya koydu. Dedi ki bunların cevaplarını istiyoruz. Neden Amerika ve neden şahsımın aile fertleri? Esra Hanım, Bilal Bey vesaire, işte onların arkadaşları, onun Kartal İmam Hatip'ten kankası, ötekinin bilmem nesi, o onun kocasının bilmem nesi. Bir takım iş ilişkileri de var geri planda filan. Bütün bunları sorguluyoruz dedi. Ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddiası da şu ki, bu paraları böyle ufak ufak gönderiyorlar. 3 milyon, 5 milyon, 20 milyon orada kocaman bir servet oluşuyor. Seçimi de kaybedecekler, kaçacaklar, orada yiyecekler bu paraları. İddia bu. Bu iddia gerçek olur olmaz. Kemal Kılıçdaroğlu'nun uydurmasıdır değildir. Ama ortada böyle bir gerçek var. Buraya projektörü ben tutuyorum, gerisine siz karar verin dedi. İşin başka bir boyutu daha var. Dün yine KRT televizyonunun bültenlerinde görmüşsünüzdür. Programlarda da tartışıldı bu. Onu da hatırlatmak istiyorum. Bakın o vakıflara, yani buraya Türken Vakfı'na, buradan o çuvallarla dolarlar gidiyor ya. Orada Amerikan vatandaşı olan bir takım şahıslar, bu Türken Vakfı'nın şeyinde, faaliyetinde yer alan şahıslar, Amerika'nın iç siyasetine etki edebilecek bir faaliyet içinde de bu paraları kullanıyorlar. Nasıl kullanmışlar? Hillary Clinton'dan başlayarak, yani Hillary Clinton biliyorsunuz bu demokratların cumhurbaşkanı adayıydı. Hillary Clinton'dan başlayarak bir takım siyasetçilere, önde gelen siyasetçilere, Amerikan seçimlerinde destek olmak üzere bağış yapmışlar. Onların da dekontları, onların da listeleri var. Gizli saklı bir faaliyet değil. Amerika Birleşik Devletleri'nde zaten gizli bağış diye bir şey söz konusu değil. Siyasetçilere, kampanyalarına destek olmak için belirli miktarlarda bağışlar yaparsınız. Ama bunun da belli bir sınırı vardır.
5.000 dolar mı, 10.000 dolar mı, yanlış söylemiş olmayayım ama o sınırlar çerçevesinde bağışları yaparsınız. Onların da dökümleri var. Peki soru şu, yani sorulardan biri şu, düzinelerle soru var da, yüzlerce soru var da, sorulardan biri şu, niye Amerika'nın politikasıyla ilgilenecek tarzda bir parasal faaliyetin içine giriyorsunuz? Madem bu kadar zengin insanlarsınız, Allah bin bereket versin, nereden kazanmışsanız kazanmışsınız o parayı, Türkiye'de mi, orada mı yaptığınız işlerle ve ulvi de bir maksadınız var açıkladığınız, eğitime destek, işte bilmem neye destek. Gelin muhteremler, burada çoluk çocuk açlıktan kırılıyor. Bir tane elma yiyemiyor o çocuklar. İki tane defteri kalemi alacak parası yok o çocukların babalarının, analarının. O çocuklar çatısı akan dersliklerde ders yapmak zorundalar. O çocuklara yıl başında, öğretim yılının başında okul müdürleri evden odun getirin, evden tezek getirin de şuradaki sobaya atalım da çocuklar donmasın diye velilere el avuç açıyorlar. Peki sen bu 10 milyonlarca doları ne halt etmeye oraya götürüyorsun? Sorularını sormayacak mı bu millet? Sormayacak mı? Parayı kazanmışsınız, iyi, güzel. Nasıl kazandığınızı da sorgulamıyoruz. Serbest piyasa ekonomisi abi, bunu 5'e alır 55'e satarım. Oradan bilmem neyi alır oraya aktarırım, oradan rant oluştururum bilmem ne. Tamam hadi, kapitalizmin bütün inceliklerini de kullanın, kazanın parayı. Hani Allah bin bereket versin de demeyeceğim, vermesin böylelerine, o da ayrı mesele. Ama niye götürüyorsun elin memleketine? Burada değerlendir. Ha işte o zaman o soru soruluyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun sorusuna getiriyorum lafı. Kaçacak mısınız acaba muhteremler? Bu bir kaçış planı mı sorusu. O sorunun cevabı hala meçhul. Hala bekliyoruz o cevabı. Şimdi bunlara cevap vermek yerine sen ne demek istiyorsun, ahlaksız, yalancı bilmem ne diye hemen hakaretle mukabele etmeye çalışıyorlar. Hakaretle karşılık vermeye çalışıyorlar. Efendim şimdi bu hakaretlerle tabii sorular ortadan kalkmıyor. Bunların karşılığı, bunların cevabının bir şekilde verilmesi gereği ortada duruyor. Şimdi bakın bu dün hangi boyutlara vardı? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu pek siyasi nezaketiyle ya da siyasi ağırbaşlılığıyla tanınmayan bir sayın siyasetçi. Kalktı kendi Twitter hesabından, bu Türkiye Cumhuriyeti'nin bir bakanı, düşünebiliyor musunuz? Bakan dediğin zaman, yani biz işte hani şunca yaşa geldik. Bakan denildiği zaman iyisiyle kötüsüyle, başarısıyla başarısızlığıyla biraz şöyle bir ağırbaşlı insan imajı vardır değil mi? Böyle kocaman iri kıyım siyah arabalarla giderler, gelirler bir yerlere. Önlerinde, arkalarında eskortlar vardır. Birileri kapıyı açarlar. Herkes önlerinde ceket ilikler. Bir ağırbaşlılık vardır değil mi? Şuraya bakar mısınız? Bir poster yapmış. Kemal Kılıçdaroğlu'nun da böyle bir şey fotoğrafını koymuş. Hani kroplamışlar da biraz böyle komik bir şekilde. Yalancı diye bir üzerine şey yapmış. Yafta yapıştırmış. Yani bu bir bakana yakışacak bir tavır mı? Çıkarsın dersin ki Sayın Kılıçdaroğlu'nun açıkladığı belgeler sahtedir. Sayın Kılıçdaroğlu iftira atmaktadır. Sayın Kılıçdaroğlu'na biz bu iftiranın hesabını mahkemede, yargı önünde sorarız filan. Bunlar siyasette var ama bu ne demek ya? Bu ne demek? Bak, bir bakan bir siyasetçi ağırlığına yakışıyor. Cumhuriyet Halk Partililer de ne yaptılar? Buna mukabele amacıyla benzer bir formatta Sayın Süleyman Soylu'ya yönelik kaçamayacaksın, bir de kriminal diye galiba böyle bir poster yaptılar. Yani al sana bunun cevabı şeklinde. Şimdi siyasette böylesine bir düzeye ya da böylesine bir platforma tartışma aktarılınca muhtevadan uzaklaşılma riski var. Onun için dikkat çekiyorum buna. Çıkın bu raydan, çıkın bu sokaktan, gelin meseleyi tartışın, meseleyi tartışalım. Kılıçdaroğlu'nun açıkladığı belgeler sahte mi? Dekontlar sahte mi ki öyle olmadığını söylüyorsunuz? Efendim Amerikan yasalarına hepsi uygun. Evet uygun. Kılıçdaroğlu da sahte belge diye elinde sallamıyor onları. Bakın diyor, Amerika'nın resmi kayıtlarından çıkardık biz bu belgeleri diyor. Binalar da ortada, işte az önce gösterdi, kendiniz gösteriyorsunuz. Niye Amerika? Bu para niye buradan oraya gidiyor? Bunun cevabını verin.
hala vermiyorsunuz. Bağırarak çağırarak da bunu unutturamazsınız. Yalancı filan diye posterler şey yapar. Ahlaksız bilmem nesiz filan. Böyle bağırarak çağırarak bu soruları unutturmazsınız. Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün aklı başında ve vicdan sahibi vatandaşları rastladıkları her yerde iktidar mensuplarına ya da iktidarın çeperine, çevresine, onların tabanına bu soruları sormalıdırlar. Rastladıkları her yerde, çarşıda, pazarda, camide, efendim kahvehanede, kıraathanede, AVM'de, nerede görürseniz bu soruları sorun. Bunca para vakıf adı altında bu memleketten alınıp neden yaban ellere götürülüyor? Özellikle de Amerika Birleşik Devletleri'nde. Kılıçdaroğlu'nun o konuda da ciddi bir iddiası var. Diyor ki bunlar diyor her tarafı Katarlılara sattılar. Memleketi Kataristan yaptılar. Katarlılarla çok iyi dostlar, kankalar. Ama mesela böyle bir durum olursa Katar'a kaçmazlar bunlar diyor. Çünkü Katar'da Matar'da demokrasi yok. Bir şey olur Katarlılar bunları anında satıverirler, iade ederler. Korkuyorlar, onlara da güvenmiyorlar diyor. Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere gibi devletlere kaçarlar ki diyor. Oralarda çünkü hukuk var, yargı var, mahkeme var. Böyle siyasi iade davaları filan söz konusu olduğunda hemen orada çok iyi, çok pahalı avukatlar tutarlar. Örnekleri var. Vereyim mi örneğini? Fethullah Gülen alçağı var. Amerika'da iade etmez diyor. Ne olacak diyor. Başka buradan tüyüp gidenler var. Alamıyoruz. Zekeriya Öz diye Rasim Ozan Kütahyalı'nın sevgilisi var bir tane, heykelini dikelim diye. Alabiliyor musun onu? Ne yapıyor? Gidiyor diyor ki orada iyi bir avukat tutuyor. Geçmişte ben 20 sene İngiltere'de gazetecilik yaptım. Oradaki bu iade davalarının filan çok önemli örneklerini de gördüm. Çok net bir savunma yapıyorlar. Diyorlar ki bu iade meselesinin öyle yolsuzluk da bilmem hırsızlık da bilmem ne kaçakçılık da filan alakası yok. Bunlar siyasi olarak beni iade edilmemi istiyorlar. Orada da hukuk yok. Bir de kendi yarattıkları sistemi de kötülüyorlar. Orada da hukuk yok. Ben adil yargılanmam. Hemen alır beni sallandırıverirler. Yani hani idam yok ya bu memlekette. Alır beni haksız yere cezaevine atarlar. Yok öyle yağma, vermeyin beni diyor. Ve oranın hukuku da evet diyor. Yani siyasi bir amaçla iade talebini de biz demokrasisi arızalı bir ülkeye, ona da sormuyorlar oradan. Ulan bu demokrasinin arızalanmasında senin şeyin yok mu? Katkın yok mu demiyorlar. İadeyi reddediyorlar. Çıkıyor işin içinden. Kılıçdaroğlu'nun da iddiası bu. Amerika'da kaçarlarsa bunları iade de etmezler. Oh, buradan cukkaladıklarını oraya aktardıklarını orada afiyetle yerler diyor. İddiası bu. Kaçarlar kaçmazlar onu bilemiyorum. Şimdi bu mesele hakikaten ciddiye alınması gereken bir mesele ve Kılıçdaroğlu gündemi böylesine bir meseleyle belirleyerek, bir hafta öncesinde de Sadat meselesine dikkat çekerek, yani bakın bunlar seçimlerde de bir takım böyle paramiliter güçler aracılığıyla seçmene baskı yapmak ya da sandıkları etkilemek, kitleyi sindirmek, korkutmak, bilmem ürkütmek gibi faaliyetlere girişirler. Açıklamasıyla da çok önemli peş peşe iki tane siyasi çıkış yapmıştır, proaktif bir çıkış yapmıştır. Ve dolayısıyla gündemi muhalefet olarak, en azından muhalefetin yani o altılı masanın en büyük siyasi hareketi olarak etkilemeyi ve yönlendirmeyi başarmıştır. Kılıçdaroğlu'nun bu başarılı çıkışlarını efendim işte şuydu buydu iftira atıyordu filan diye küçümsemek kimsenin hakkı olmamalıdır. Bakıyorum sözüm ona muhalif cenahtan da böyle bir takım zevzekler çıkmışlar efendim 60 milyon dolar para mı ya filan gibi meseleyi sulandırmaya çalışıyorlar. Senin için para olmayabilir zevzek. 60 milyon sen yurt dışında belki onun 10 mislini kazanıyorsun. Buradan orayı oradan burayı küçümsemek kolay tabii. Bir takım böyle aklı evveller Cumhuriyet Halk Partisi sadede gelmeli böyle meselelerle uğraşmalı. Daha neyle uğraşacak? Ülkenin kaderinden söz ediyoruz. Buradan hortumlanan fonların yabancı bir ülkeye götürülmesinden söz ediyoruz. Onu sorguluyoruz. Ne yapıyorlar orada? Ne maksatla oraya yığıyorlar parayı diyoruz. Bunlar meşru sorular değil mi? Bunlar haklı sorular değil mi? Zevzekler de böyle dışarıdan not verecek. Birkaç tane böyle yurt dışında falan yaşayan zevzekler var. Böyle. Efendim 60 milyon dolar para mıymış bilmem ne miymiş. 60 milyon değil 6 liranın hesabını sormamız gereken bir vakitteyiz. Hazine 50 milyar dolar ekside. Rezervlerimiz.
Okul yapacak para bulamadığı için projeleri erteliyorlar. Her tarafı her gün satıyorlar. Orayı burayı satıyorlar. Bak bugün, daha doğrusu dün resmi gazetede bir karar yayınlanmış. O kararı göstereyim size. Milli Eğitim Bakanlığı ile ilgili olarak, Milli Eğitim'le ilgili olarak bir karar. 25 Mayıs 2022, varsa görselini de koyalım oraya, ekrana. 5611 sayılı Cumhurbaşkanı kararının eki. Amaç ve kapsam, bu kararın amacı. Aha işte ekranda. Yurt dışında insanlığın ortak birikim ve değerlerini esas alarak örgün ve yaygın eğitim faaliyetleri, hizmetleri vermek ve geliştirmek amacıyla yurt dışında diyor bak. Okul, eğitim kurumu ve yurtlar gibi tesisler açmak, yurt içi de dahil olmak üzere bu kurumlarda görev alabilecek eğitmenleri yetiştirmek, okul öncesi eğitimden bilmem ne, neyse amacı anlatıyor, özellikle de yurt dışına yönelik olarak. Türkiye Maarif Vakfı'na kaynak aktarılmasıdır. Yani Türkiye Maarif Vakfı'nın amaçlarını, efendim şeylerini, ödevlerini filan sıraladıktan sonra, özellikle de yurt dışı. Bu Türkiye Maarif Vakfı'nı hatırlayın, nereden çıktı bu? FETÖ'cülerin, o Cumhuriyet düşmanı kaçak alçakların şeyleri vardı ya, dünya çapında okulları. Onlara çöktüler, adlarını, tabelalarını Türkiye Maarif Vakfı diye değiştirdiler. Daha önce neydi bilmiyorum ama değişik isimler altında. Bütün o teşkilatın elindeki mal varlıklarına çöktüler, adını da koydular Türkiye Maarif Vakfı. Peki arkadaş, bütün o mal varlıkları, bütün oradaki imkanları satıp da yerel raiçten, neyse Amerika'da dolar, İngiltere'de sterlin, bilmem nerede ruble, riyal, neyse sat, getir burada milli eğitime aktar. Yok, hayır, hala oraya kaynak aktarmak için tabelayı değiştirmişler. Türkiye Maarif Vakfı adı altında oraya yine fon aktaracak. Bak ne diyor cümlenin girişi? Yurt dışında insanlığın ortak birikim değerleri falan filan. Neymiş? 1 milyar, bak Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinden 2022 yılında, bak ikinci maddede yazıyor. Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinden 1 milyar 871 milyon 857 bin Türk lirasına kadar kaynak aktarılabilir. Kim söylüyor bunu? Cumhurbaşkanı, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı. Peki Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı o 1 milyar 871 milyon 857 bin Türk lirasıyla Milli Eğitim Bakanlığı'na, neydi, Mahmut Bey'e niye talimat verip de ya bu şey yapmışsınız, ertelemişsiniz Mahmut, o projeleri, okul yapım projelerini, ben sana al 5 milyar daha veriyorum, çabuk tamamlayın onları, bizim öğrencilerimize okul lazım diye niye karar yayınlamıyor da yurt dışına bu kaynağın aktarılması için Milli Eğitim Bakanlığı'nın kesesinden alıp Maarif Vakfı'na veriyor? Bu soruları sormayacak mıyız? Vergi ödüyoruz yahu muhteremler, vergi. Oluk oluk çuvalla vergi akıtıyoruz size. Nefes aldığımız zaman vergi alıyorsunuz. Sabah kalkıyorsun, musluğu açıyorsun, o akan sudan vergi alıyorsun. Arabaya biniyorsun, benzinden vergi alıyorsun. Ekmek alıyorsun, peynir alıyorsun, zeytin alıyorsun. Neredeyse bankanın önünden geçtiğin zaman vergi ödüyorsun. Peki bu vergiler ne oluyor? Aha işte karar. Diyor ki Milli Eğitim Bakanlığı'nın bütçesinden 1 milyar 871 milyon 857 bin Türk lirası, dön birinci maddenin ilk cümlesine, yurt dışında bilmem ne yapacak olan bilmem ne vakfı. Türkiye Maarif Vakfı. Kim var bunun yönetiminde? Yine şahsımın aile efradı. Şimdi bu kadar açık açık bir faaliyet var ortada. O 60 milyon lirayı küçümseyen Zevze'ye soruyorum. Sen merak etmiyor musun bu soruların cevaplarını? Yurt dışından, Amerika'dan sallayan bir zevzek var. Gazeteciymiş galiba. Bu karar 1 Ocak 2022 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde de yürürlüğe girer. Milli Eğitim Bakanı yürütür diye. Sormayacağız mı bu soruları? Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan vergi mükellefleri olarak bu soruları sormayacak mı? Sormayacağız mı? Gece gündüz soracağız. And olsun, yemin olsun, gece gündüz soracağız. Çünkü bu toprakların kültüründe tüyü bitmemiş yetim hakkı diye bir kavram var. Sırf onun yüz suyu hürmetine soracağız. Bu soruları sormayan namerttir. Çok net söylüyorum. Bu soruları sormayan namerttir. Ve cevaplarını da vergiyi topladığı millete borçlu olan bir kitleden söz ediyoruz. O cevapları da istiyoruz. O cevaplar verilmediği müddetçe,
aradan geçen her bir gün, her bir saat, her bir dakika, her bir saniye Kılıçdaroğlu'nun gündeme getirdiği o kuşkular da güçlenerek büyür. Onu da söyleyeyim. Güçlenerek büyür. Niye? Yaban ellere o paralar gidiyor sorusunun cevabını istiyoruz.